Merhaba arkadaşlar, Enes Garaj kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda bu şekilde başlıyoruz. Masa başında değil, ayak üstünde bir başlangıç yapıyoruz bu bölümümüzde. Şöyle bir rafları göstereyim size dedim. Şöyle gördüğünüz üzere burada 5 araçlık bir boşluğumuz var. Üstteki seriyi görüyorsunuz, onun videosu da gelecek ama bir eksik aracımız var. Böyle göstereyim. Toyota AE86, onu tamamlarsak onun videosu gelecek. Şurada daha önce açmış olduğumuz premium araçlar 5'li set ve hızlı öfkeli 5'li setin videosu var. Onu da kanaldan girip izleyebilirsiniz. O da yerini aldı rafta. Şöyle şurada rafımız doldu, yani bir 5 araçlık boşluğumuz var. O da premium set gelince dolacak. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Hatta buraya bakın. Ördeği bu Beetle'ın yanına sokuşturmuşum. Yani bir şekilde bunları, fazlalıklarını ayırmamız lazım. Başka bir rafa veya poşete kaldıracağım. Zipli poşetlerden alıp. Şimdi bu videomuzda yatağımın başucundaki arabalar, başucu kitabı gibi başucu hapyısları, koleksiyona ilk başladığımız araçlar. Sanırım burada 60 civarı aracımız var. İlk başladığımda bu araçları almıştım. Sergileme yöntemi, o zaman için rafım yoktu. Rafım olmadığı için açamıyordum kutularını. Bu şekilde ben de size söylediğim yöntemle birbirlerine şöyle ataçla tutturup şöyle bantla yapıştırmaya çalıştım. Sağ taraf biraz daha simetrik ama sol taraf sağa doğru eğrilmiş, bakın. Yani fena değil ama çok amatör bir sergileme yöntemi. Şimdi buradaki araçlarımızı açalım. Bu kötü görüntüden de kurtulalım. İlk olarak bunları ben 7'li 7'li tutturdum, sonra mantladım. İlk olarak şuradaki şu 7 araçtan bu videoyla başlayalım. Bu serimiz de başucu arabaları serisi yapabiliriz. İlk bölümü bu 7 aracımız olacak. Şöyle kutulara zarar vermeden çıkaralım. Bunlar eski seri araçlar arkadaşlar. Bakın şöyle gösterirsem 2020, 2020, bakayım 2020, çoğu 2020. Şöyle göstereyim. Bu araçlarımızı, bu 7 aracımızı bu videomuzda açacağız. Şöyle ben yine düzeneğimi kurayım. Şöyle göstereyim tekrardan bir rafı. Buradaki araçları bitireceğiz. Buradaki kötü görüntüden kurtulalım. Belki başka daha düzgün bir şekilde buraya bir sergileme şeyi yapabiliriz. Bu fayans çıtalarıyla belki yapabiliriz. Kutusunu açtığımız araçları oraya geçiririz. Tekrar kutusuna koyup rafta durması gerekenleri de rafa ayırırız. Yani bir şey devrildi orada. Hemen ben düzeneğimi kurayım yine masama. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar, masamı, düzeneğimi kurdum. Video fotoğrafını çektim, kapak fotoğrafını. Yine geçtik masamızın başına. Araçlarımızı şöyle geçen videoda olduğu gibi ataçlarından kurtaralım. Yani bu yöntem fena değil, kullanabilirsiniz ama raf daha güzel gösteriyor araçları. Ben ilk başta bu şekil yapmıştım. İlk başlangıç için gayet güzel arkadaşlar. İlk böyle bir 50-100 aracı böyle sergileyebilirsiniz. Daha sonrasında bir raf alırsınız. Bunları yine şöyle kenara aldım, ataçlarını. Şunun da kutusu yırtıkmış. Tam da güzel bir araç. İlk aracımızdan başlayalım. İlk aracımız arkadaşlar Aston Martin 177. Serisine baktığımız zaman 2020 serisinden. Bunları Pekdemir'den toplamıştım. İlk başladığım sıra. Pekdemir dediğim gibi arkadaşlar, Denizli'de var, Aydın'da var. Bilmiyorum başka hangi şehirlerde var ama her şehirde yok. Şöyle ilk baktığımız zaman aracımıza, ilk aracımız kırmızı. Şöyle iki tane beyaz çizgisi var. Türkiye bizim renkleri gayet güzel göstermiş. Güzel durmuş aracımızda. Aston Martin'in logosu var. Farlar yapılmış. Stoplar yok ama gayet güzel. Aracımız ön detay olarak. Jantlar gayet güzel.
Altı da böyle karbon fiber tarzı. Bakın. Yapılmış. Kırmızı Aston Martin 177'miz. Bunu o zaman için 13 liraya mı ne almıştım. Yine bir kartonu yırtık aracımız daha. Bu da sanırım 2020 veya 2021 olması lazım. Sanırım bu 2021. Chevrolet Camaro Aerox Z 85 model. Muscle Mania serisinden. Hemen bu aracımızı da kutusundan çıkaralım. Videolar ilerledikçe, çoğaldıkça açma yeteneğimiz de gelişmeye başladı sanki arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman aracımız bordo ve beyaz. Şurada altın çizgileri de var aracımızın. Camdan farları var. Altın rengi yine jant detayları. Aerox Z28 yazıyor sanırım şurada. Atlas logosu yapılmış. Arka stoplar. Şöyle baktığımız zaman yok gibi duruyor. Araç böyle eski filmlerdeki araçlardan. Amerikan aracı. Bir diğer aracımız Nissan Silvia S13. Buna baktığımız zaman evet bu 2020 serisi. Neymiş? Hot Wheels Speed Graphics. Bu araç gayet güzel. Bu da kutusu yırtık. Şöyle hemen bunu da açalım. Evet, bu plastiği biraz daha kalın sanki. Blaster'ı. Çıkardık bu aracımızda. Aracımız lacivert. Morlu ve sarılı altın rengi. Yine bu aracımızda da altın rengi detaylar var. Los Angeles Lakers renklerinde yapılmış. Şöyle yan taraftaki dekaller. Araç ön taraftan şöyle şu şekilde duruyor. Far detayları yapılmamış. Jantlar güzel olmuş. Bu jantlar BBS'in jantlarına benziyor. Arka taraf güzel detaylı. Silvia şöyle yazılmış. Aracın logosu, stoplar, geri lambası, her şey var. Sağdan direksiyonlu. Böyle yan taraftan sergilendiği zaman gayet güzel duracak bir araç. Bunu da bıraktık. Diğer aracımız 68 Shelby GT500 Hot Wheels Flames. Geçen videomuzda da Shelby GT500 2020 modeli Mustang. Onu incelemiştik hatırlarsanız. Hemen önceki videoya gidip izleyebilirsiniz. 5'li serimizde 2020 serisi, 2020 modeli vardı bunun. Araç gayet güzel. Mor ve üstüne alev desenleri gayet güzel olmuş. Araçta kapı kulbu detayı yapılmış. Şöyle baktığımız zaman stoplar yok. Keşke yapılsaymış. Güzel olurmuş. Ön tarafa baktığımız zaman bunda Shelby'nin kobrası yapılmamış. Jantlar klasik Mustang'lere bunları takıyorlar çoğunlukla eski modellere. Aracın moru gayet güzel. Eski seri bir araç. Yine eskidenki araçlar sanki daha iyi gibi arkadaşlar ya. Bu tarz arabalar artık görmüyorum ben. Son bu yılda 2020'de çıkan araçlarda. Gayet güzel duruyor. Rafta da gayet güzel duracaktır. Mor üstüne alev desenleriyle. Diğer aracımız, 5. aracımız Pagani Huayra Roadster 2017 model. Bu aracın rengi, boyası gayet güzel. Hot Wheels Roadster serisinden. Bu da 2020 senesinin aracı. Hemen bunu da şöyle şuradan giriyoruz. Şöyle açtık. Bu araç da çıktı. Aracımıza baktığımız zaman rengi sedefli fıstık yeşili. Fıstık gibi bir araba. Arka stoplar yapılmış. 4 tane egzozu var. Şurada stopların detayları. Hot Wheels logosu Pagani Huayra yazıyor galiba şurada. Jantlar gri. Honda Civic jant olmuş. İç detayına baktığımız zaman bakabiliyor muyuz acaba? Şöyle netlesek. Yani yine direksiyon falan detaylı yapılmış. 13 liralık bir araca göre iyi. Farlar var. Önde çift çizgi bir şeyi var. Sportifliğini kanıtlamak için.
Şöyle gayet güzel rengi. Şöyle göstereyim arkadaşlar nasıl parlıyor. Çok güzel boyası. Çok premium olmuş boyası gerçekten. Aracı değerine değer katmış. Bir diğer aracımız 91 GMC Scaglione. Bu araç da elimde yoktu. 2020 senesinin aracı. Bu araç da gayet güzel. Hemen bunu da kutusundan çıkaralım. Mesela bu araç bu sene yok galiba arkadaşlar. Bazı araçlar var, bazı araçlar yok. Tabii 2 yıl sonra tekrardan geri getirirler. Böyle dönüşümlü herkes yeni başlayanlar alsın diye. Biraz da değerli olsun diye önceki senelerin araçları. Biraz ara veriyorlar sonra tekrardan piyasaya çıkarıyorlar. Ön tarafa baktığımız zaman aracımız şöyle bir kırmızısı var. Mercedes kırmızısı. Hatırlarsınız o meşhur Mercedes'i herkesin aradığı. GMC logosu var ama boyanmamış. Ön farlar yok. Jantlar gayet değişik, güzel. Zencilerin modifiye ettiği pick-up'lardaki jantlardan tam uyumlu olmuş. Şurada Scaglione aracın modeli yazıyor. 2 kişilik bir pick-up. Arkası kapalı. Arka tarafına baktığımız zaman GMC Trucks yazıyor. Scaglione tekrar yazılmış. Stoplar var. Jantları çok güzel durmuş. Yani bu araca yakışmış. Modifiyeli bir pick-up olmuş. Bunu da ayırdık kenara. Bir diğer aracımız çok dekali bakımından değerli. Ama aşırı fazla olduğu için değeri bilinmeyen bir araç. Ben çok fazla gördüm. 3-4 tane gördüm bundan. 69 Copo Camaro. Bu da Hot Wheels Speed Graphics'tenmiş. Bu da 2021 serisi. Araç Falcon dekalli. Falcon dekalli biliyorsunuz arkadaşlar araçlara değer katıyor. Çoğu araç Falcon dekalli olduğu için kara borsaya düşüyor. Ama bu araçtan ben fazlasıyla gördüm. Bilmiyorum bu da şu anda değerli midir değil midir tam emin değilim ama ben ilk toplama başladığım zaman aşırı fazla vardı. Hatta benimkinin Falcon yazısı şurada hatalı sağ tarafı. Ben zaten bu şekilde sergiliyorum. Sıkıntı yok. Şöyle baktığımız zaman 88 numara. Jantları güzel olmuş. Arka taraf bir tık büyük. Ön taraf ufak, küçük. Ön tarafta Tain sponsorluğu var. Sponsorluklar dolu yani bu aracımızda da. Aracımızın boyası gayet güzel duruyor. Bir tek şuradaki Falcon yazısında bir sorun vardı. Ön tarafta yine Amerikan aracı olduğu için. Amerikan araçlarına niye yapmıyorlar bunu anlamış değilim. Ön tarafta. Gerçi bu drift aracı olduğu için belki de ondan da yapmamışlardır. Yine arabalar filminden yarışçıların fara ihtiyacı yoktur. Yarış pisti zaten aydınlıktır falan filan diyerek geçiştirelim bunu da. Arka stoplar yok. Egzozumuz iki tane çift çıkış egzozumuz var. Of arkadan lastiklere bakın arkadaşlar ne kadar büyük. Ön taraf ufak, arka taraf büyük. Bu drag arabası da olabilir. Ben şimdi şey dedim ama drift aracı. Kızmayın yani yorumlarda bana. Tamam drag arabası arkadaşlar tartışmayalım. Bu bölümümüzde de 7 aracımızı açtık. Eski serilerden daha gördünüz arkadaşlar o başucumda çok arabalar var. Onları başucu kitabı gibi adeta. Onlar çünkü beni yordular. Ben onları hepsini açacağım kutularından. Oradan çıkaracağım. Hem kötü görüntüden kurtulacağım hem de başıma düşüyorlar arkadaşlar uyurken. Ondan sonra onları tek tek toplayacağım diye uğraşıyorum. Gece kalkıp. Onları bir an evvel açıp hemen kutularından kurtulmak lazım. Şöyle 7 aracımızı açtık. Yine yakın detay çekimlerini paylaşacağım sizlerle. Diğer araçların da videoları yavaş yavaş gelecektir. Bu da başucu arabaları serisi olsun bizim. Serimiz olsun. Başka diyeceğim bir şey yok. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, aşağıda yorum kısmında yorumlarınızı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Abone olursanız aşırı sevinirim arkadaşlar. Çünkü %90'ı izleyenlerin abone değil.
Onun haricinde başka diyeceğim bir şey yok. Herkese iyi günler, hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.